Merhaba. 1867 yılında Antik Mısır'ın Teb kentinde bir mumyanın kucağında dünyanın tıp bilgileri içeren en eski yazmalarından biri bulundu. Milattan önce 1550 yıllarında yazılmış olan o 20 metre uzunluğundaki 110 sayfalık papirüs, timsah ısırmasından ayak tırnağı ağrısına kadar çeşitli tedavileri anlatan 700 adet reçete ve kocakarı ilacını içeriyordu. Birkaç yıl sonra ünlü Alman antik Mısır uzmanı George Maurice Ebers satın aldığı için o yazmaya artık Ebers papirüsü ismi veriliyor ve bugün Leipzig Üniversitesi kütüphanesinde korunuyor. Yazmada bahsedilen rahatsızlıklardan biri de çok fazla idrar boşaltımı. Aynı yıllarda Hintliler de bu rahatsızlığa karınca çektiği için bal idrarı ismi vermişler. Ebers papirüsünün bulunuşundan yaklaşık 1700 yıl önce ve o papirüsün yazılışından 1700 yıl sonra, yani milattan sonra 2. yüzyılda bizim Kapadokya'da herhalde antik Yunan hekimleri arasında en önemlisi diyebileceğimiz Aretaeus yaşadı. Günümüze kadar ulaşan 8 ciltlik el yazması eserinde migrenden difteriye, astımdan epilepsiye, zatürreden tetanoza, akli dengesizliklerden çeşitli mide rahatsızlıklarına, hatta bazı kanser türlerine uzanan bir dizi hastalığın tanısal karakterini ve semptomlarını büyük de bir doğrulukla yazdı. Ölümünden sonra el yazmalarından ikisinin İlk Latince baskısının Venedik'te yayınlandığı 1554 yılına kadar da tamamen unutuldu. O Venedik baskısından sonra da tıp tarihine girmiş oldu. Aretaeus kendi yazmalarında o çok fazla idrar boşaltımı veya bal idrarı denen rahatsızlığı tarif etti ve ismini antik Yunanca yoluyla, kanalıyla anlamına gelen dia ve gitmek anlamına gelen bainein sözcüklerinden oluşan diyabet koydu. Ondan 1500 yıl sonra 1675 yılında da İngiliz hekim Thomas Willis diyabetli bir kişinin idrarının tatlı bir tadı olduğunu fark edince diyabet sözcüğüne Latince balla tatlandırılmış anlamına gelen mellitus sözcüğünü ekledi ve ortaya bugün bildiğimiz şeker hastalığının bilimsel adı çıktı. Diabetes mellitus. Çıktı ama o zamanlar hastalığın ne sebebi ne de çaresi biliniyordu. Diyabetli insanlar uzun süre yaşayamıyorlardı. Doktorların onlar için yapabileceği pek bir şey yoktu. En etkili tedavi diyabetli hastaları minimum karbonhidrat alımıyla çok sıkı diyetlere sokmaktı. Bu hastalara birkaç yıl daha kazandırabilirdi ama onları kurtaramazdı tabii ki. Sert diyetler ki bazıları günde 450 kalori kadar az kalori reçete ediyordu. O bazen hastaların açlıktan ölmesine bile neden oluyordu o diyetler. 1889'da iki Alman araştırmacı Minkowski ve Mering köpeklerden pankreas bezi çıkarıldığında diyabet belirtileri geliştiğini ve kısa süre sonra da öldüklerini buldu. Bu pankreasın pankreatik maddelerin neydi acaba onlar bilinmiyor, üretildiği bir yer olduğu fikrine yol açtı. Daha sonra deneyciler bu araştırmayı pankreasın hormon üreten hücrelerini içeren bölgeleri olan ve mucidi Alman patolojik anatomistin ismi verilen Langerhans adacıklarına kadar daralttılar. 1910 yılında Sir Edward Albert Sharpey-Schafer, diyabetli kişilerde pankreastan sadece bir kimyasalın eksik olduğunu gördü ve bu kimyasala Latince ada anlamına gelen insula kelimesinden gelen insülin adını verdi. Sonra bir mucize gerçekleşti. 1921 yılında Frederick Banting adlı genç bir Kanadalı cerrah ve asistanı Charles Best bir köpeğin pankreasından insülinin nasıl çıkarılacağını buldular. Şüpheci meslektaşları bu maddenin böyle kalın kahverengi bir çamur gibi göründüğünü söylediler. Ancak bunun diyabetli milyonlarca insana hayat ve umut vereceğini henüz bilmiyorlardı tabii. Banting ve Best bu bulanık karışımla ağır diyabet hastası başka bir köpeği 70 gün boyunca hayatta tuttular. Bu başarının ardından meslektaşları Collip ve MacLeod'un da yardımıyla bir adım daha ileri gittiler. Bu kez sığırların pankreaslarından daha rafine ve saf bir insülin formu geliştirildi. Ocak 1922'de Toronto'daki bir hastanede diyabetten ölmek üzere olan 14 yaşındaki Leonard Thompson insülin enjeksiyonu yapılan ilk kişi oldu. Leonard'ın tehlikeli derecede yüksek olan kan şekeri 24 saat içinde normale yakın seviyelere düştü. Çocuk kurtulunca da insülin haberleri dünya çapında bir yangın gibi yayıldı. Banting ve MacLeod 1923 yılında Best ve Collip ile paylaştıkları Nobel Tıp Ödülünü aldılar. Kısa bir süre sonra 50 yıl önce bir ilaç kimyageri ve Amerikan İç Savaşı gazisi olan bir albay tarafından kurulup onun adını almış ilaç firması Eli Lilly büyük ölçekli insülin üretimine başladı. Artık dünyadaki her diyabet hastası bu ilaca ulaşabiliyordu. 1936 yılında da Danimarka menşeli Novo Nordisk firması yavaş etkili insülini piyasaya sürdü. Sığır ve domuzlardan elde edilen insülin uzun yıllar boyunca diyabet tedavisinde kullanıldı ve milyonlarca hayat kurtardı. Ancak birçok hastada alerjik reaksiyonlara neden olduğu için mükemmel değildi. Genetiği değiştirilmiş ilk sentetik insan insülini 1978 yılında E. coli bakterisi kullanılarak üretildi. Eli Lilly 1982 yılında ilk biyosentetik insan insülinini satmaya başladı. İnsülin artık vücudun kendi ürettiğiyle aynı olan normal insan insülininden ultra hızlı ve ultra uzun etkili insülinlere kadar birçok formda bulunuyor. Onlarca yıllık araştırmalar sayesinde diyabetli kişiler kişisel ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına göre çeşitli formüller ve insülin alma yolları arasından seçim yapabiliyorlar. İnsülin diyabet için bir tedavi olmayabilir ancak kelimenin tam anlamıyla bir hayat kurtarıcı. Bugün dünyada 600 milyon insan ki dünya nüfusunun %8'i şeker hastası. Bunların 1/4'i Çinli. 600 milyon şeker hastasının her yıl 2 milyonu ölüyor ve yarıya yakını da şeker hastası olduğunun farkında bile değil. Türkiye'de 10 milyona yakın şeker hastası var. Bu ülke şeker hastalığı için yılda 10 milyar dolar harcıyor. Tüm dünyada şeker hastası sayısının 2030 yılına kadar 2'ye katlanması bekleniyor. Bunun ana sebebi olarak da kentleşme, nüfusun yaşlanması, fiziksel aktivitenin azalması ve aşırı kilo ve obezite. Evet, küresel ilaç firmaları müthiş paralar kazanıyorlar ama araştırma geliştirmeye harcadıklarını da göz ardı edemeyiz. Bugün dünyanın en büyük 3 insülin üreticisi Fransız Sanofi, Amerikan Eli Lilly ve Danimarkalı Novo Nordisk'in toplam pazar payı %95. En büyükleri Novo Nordisk. Üretim hacmi bazında %52, ciro bazında %41 pazar payına sahip. Bugün Kopenhag'ın kuzeybatısındaki bir gölün yakınında ağaçlarla kaplı orta sınıf banliyosu Bagsveard'da Novo Nordisk'in beyaz dairesel genel merkezi dev bir uçan daire gibi yerden yükseliyor. Bina Danimarka ekonomisinin diğer temeli olan Lego tarafından yapılmış bir bilim kurgu film setine benziyor. 100 yıl boyunca sessizce insülin ve diğer diyabet ilaçlarını üreten Novo Nordisk 2 yıl önce dönüşümsel bir hamle yaparak kilo kontrolü ilacı Wegovy'yi piyasaya sürdü ve o 6 milyondan az nüfuslu bir ülkede o kadar büyüdü ki artık Danimarka ekonomisini domine ediyor. Wegovy sayesinde şirket Fransız lüks ürünler devi LVMH'yi geçerek piyasa değeri açısından Avrupa'nın en değerli şirketi haline geldi. Bugün 437 milyar dolarlık piyasa değeriyle Danimarka'nın gayri safi milli hasılasından daha büyük. Tek bir şirket. Danimarka'nın çok uluslu şirket sıkıntısı yok biliyorsunuz. Oyuncak üreticisi Lego, bira üreticisi Carlsberg ve nakliye grubu Maersk bunlardan bazıları. Ancak daha önce hiçbir şirket Novo Nordisk kadar baskın olmamıştı. Onun sayesinde Danimarka komşuları Almanya ve İsveç'in yaşadığı resesyondan kurtulmuş oldu. İlaç sektörünün katkısı olmasaydı Danimarka sanayisi geçtiğimiz yıl %15 oranında daralmış olacaktı. Bu yılın ilk yarısında Danimarka %1,7 büyüdü. ekonominin %5'ini oluşturan ilaç sektörünü saymazsanız %0,3 küçülmüş olacaktı. Danimarka Ekonomi Bakanlığı 2023 yılı için büyüme tahminini 2 katına çıkararak %1,2'ye yükseltti ve bugüne de görülmemiş bir şey yaparak ekonomik görünüm raporunda Novo Nordisk'ten tam 31 kez bahsetti. İlacın yurt dışı satışlarındaki artış Danimarka kronunun değerini bile yükseltti ve ülkenin Merkez Bankası'nı para biriminin değerini dizginlemek için faiz oranlarını normalde olduğundan daha düşük tutmaya zorladı. Yani bir zayıflama ilacı ve bir ilaç şirketi küçük bir ülkenin faiz oranlarını düşürdü. Bir tek trafiğe yaramadı. Novo Nordisk her yaz Kopenhag'ın batısındaki Roskilde'de çadırlar ve müzik sahnelerinin yer aldığı 15.000 kişilik bir festival olan büyük bir personel partisi düzenliyor. Ve bu yıl Ağustos sonunda düzenlenen etkinlik başkentin üzerinde bulunduğu ada olan Zeeland'da trafik sıkışıklığına neden olacak kadar büyüktü. Novo Nordisk geçen yıl 25 milyar dolarlık satış yaptı ve vergi öncesi karı 10 milyar dolar oldu. Bu yıl %20 daha fazlasını yapacak. 5'te 2'si Danimarka'da olmak üzere 80 ülkede 59 bin kişiyi istihdam ediyor ve dünya çapında yaklaşık 40 milyon hastaya hizmet veriyor. 6 yıl önce 30 dolar civarında olan hisse fiyatı bugün 200 dolara yaklaşmış durumda. FK oranı 50'ye yaklaşıyor. Novo Nordisk hisselerinin %28'ine ve oy hakkına sahip hisselerin %77'sine Novo Holding AS sahip. Holding'in CEO'luğunu 2016'dan beri Türk bir baba ve Suriyeli bir annenin çocuğu olarak 1965 yılında İskenderiye'de doğan ve şimdi de İngiliz pasaportlu olan Kasım Kutay yapıyor. Holding'in sahibi de Novo Nordisk Vakfı. Holding vakfın 107 milyar dolarlık varlıklarını yönetiyor. Novo Nordisk Vakfı dünyanın en büyük hayır vakfı. Vakıf son 6 yılda araştırma, inovasyon, tedavi, eğitim, insani ve sosyal amaçlar için 4,5 milyar dolardan fazla hibe dağıttı. Novo Nordisk'in geçen yıl yaptığı 25 milyar dolarlık satışın neredeyse yarısı da o kilo kontrolü ilacı Wegovy sayesinde gerçekleşti ama Dünya Obezite Federasyonu'na göre bugün dünyanın aşırı kilolu ve obez nüfusu 3 milyara yakın. Yani dünya nüfusunun %37'si. Bu oranın 2035'te %50'ye çıkması bekleniyor. 19 yaş altı obez çocukların sayısı bugün 250 milyon. Bu sayıların dünya ekonomisinde açtığı delik 2,5 trilyon dolar. Yani dünya üretiminin %2,5'u. Veriler bize de pek parlak değil. Aşırı kilolu ve obez oranı kız çocuklarda %20, erkek çocuklarda %22, yetişkin kadınlarda %35, yetişkin erkeklerde %50'ye yaklaşıyor. Ve bu oranlar her yıl artıyor. Bunun Türkiye ekonomisine etkisi yılda 18 milyar dolar. Yine de siz olun, sağda solda duyduğunuz hurafelere, sosyal medya fenomenlerine ve yanıltıcı reklamlara inanıp da doktorunuza danışmadan ne bir kilo kontrolü ilacı alın ne de programı. Yoksa kilolu Temel'e benzersiniz. O televizyonda rastladığı 3 aşamalı bir kilo verme programına yazılmış. İlk hafta 5, ikinci hafta 10, üçüncü hafta 15 kilo verecek. Parayı ödediğinin ertesi gün kapı çalınmış. Sadece spor ayakkabısı giyen üstü çıplak ve güzel bir kadın beni yakalarsan senin olurum deyip koşmaya başlamış. Temel de arkasından. Bütün hafta kovalamış. Yakalayamamış tabii ama 5 kilo kaybetmiş. İkinci hafta bu kez kapıya 2 çıplak gelmiş ve kovalamaca başlamış. Biri sağa biri sola kaçar. Temel de tavuk kovalar gibi kovalarken bir de bakmış ki o hafta da 10 kiloyu verivermiş. Yavaş yavaş da fit olmaya başlayınca 3. hafta için iyice heveslenmiş. 3. hafta kapısında 2 metre boyunda dev gibi ve kaslı bir erkek azmanı belirmiş ve seni yakalarsan diye başlayınca bütün hafta kaçan bizim Temel bir deri bir kemik kalmış.